Selam arkadaşlar. Artık teknik konulara girmenin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bu hafta ne yapacağız? Bu hafta bisikletimizin ara bakımını yapıyoruz hep birlikte. Evet, dediğim gibi arkadaşlar bisikletimizin ara bakımını yapıyoruz. Peki bu ara bakım nedir? Neleri kapsar? Hangi periyotlarda yapılır? Bisikletimizin ara bakımı arkadaşlar 150-200 kilometrelik bakım periyotlarını kapsar. Nedir? İkiye ayrılır. Bir, bisikletin temizliği. İki, yağlanması olarak ikiye ayırabiliriz, ikiye sınıflandırabiliriz bunu. Biz şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Dediğim gibi bisikletimizin ara bakımını yapıyoruz. Bunun için de ben size ilk başta hangi malzemeleri kullandığımı göstereyim arkadaşlar. En önce ne yapacağız? Bisikletimizin zincirini temizleyeceğiz tabii. Temizliğini sonra yapacağız. Şimdi önce zincirimizin temizliği için arkadaşlar Würth'ün şu şekilde bir ürünü var. Bu fren balata temizleme spreyi veya genel temizleme spreyi olarak da satılıyor. Bununla zincirimizin üzerindeki yağları akıtacağız. Ondan sonra arkasından ne yapacağız? Ha pardon. Bu arada zincirimizin temizliğini şöyle bir fırçam var arkadaşlar. Zincir fırçası. Bunu motosiklet parçaları satan yerlerde de bulabilirsiniz. Ben bunu eBay'den aldım. eBay'den de 7 lira. Yani aşağı yukarı sanırım 2,5 dolar gibi bir fiyata aldım yanlış hatırlamıyorsam. Oradan da satın alabilirsiniz veya herhangi bir yerden bulabilirsiniz bunu. Ha hiçbir şeyi bulamıyorsanız diş fırçası veya bulaşık fırçası da işinizi görür arkadaşlar. Yani bakmayın benim ilgimi çektiği için aldım. Onun haricinde yağlamada ne kullanıyoruz arkadaşlar? Şimdi yağlamada zincir yağlamasında 2 adet zincirimiz zincir yağımız var. Zefal. Hop elimden düşüyordu bu arada. Şimdi Zefal'in bununla ilgili sorular da gördüm, konular da okudum. Şimdi Zefal'in aslında 3 çeşit yağı var ama ben ikisini kullanıyorum. Dry loop yani kuru havada, wet loop yani ıslak havada. Şimdi de yaz olduğu için biz dry loop'u kullanacağız. Bunun haricinde civataları yağlamak için ne var? Meşhur VD40. Her derdin devası VD40. VD40 ne arkadaşlar? Water Displacement 40. Yani 40 1900'lerin başında Amerika'da üretilmiş bir malzeme bu. Hem temizleyici hem de yağlayıcı aynı anda. 40 kere deney yapmışlar adamlar 1900'lerin başında. 40. deneyde bunun formülizasyonunu bulmuşlar. Bunu formüle etmişler. Ki bunu da bayağı iyi saklıyorlar bunun formülünü. Bütün dünyada da kullanılıyor. İşte şeyi falan diyorlar. VD40 zararı var falan filan bilmem ne. Yani açılmasını istemediğiniz civatalara çok fazla sıkmayın. Daha çok hareket eden parçalarda kullanabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda temizleme özelliği de var. Veya bunun yerine şey de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnce yani illa ben VD40 kullanmak istemiyorum derseniz ince makine yağı dediğimiz, silah yağı dediğimiz başka spreyler de kullanabilirsiniz. Bisikletimizin temizliğinde ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bisikletin temizliği ile ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. Kimisi diyor ki işte illa su sabunla suyla foşur foşur yıka. Kimisi de diyor kesinlikle su sabunla yedirme. Ya bu biraz sizin artık kendi tercihinize kalmış bir şey. Ama teknik olarak bisiklete çok fazla su değdirmek iyi bir şey değil. O yüzden ben ne yapıyorum? Bisikletim çok fazla kirli olmadığı için şu delinin hijyenik mendillerini kullanıyorum. Bu benim işimi görüyor. Ama bunun haricinde ne yapabilirsiniz? Bez kullanabilirsiniz. Yani nemli bir bez kullanabilirsiniz. Ha bisikletiniz çok mu çamurlandı? Leş gibi böyle üzerinde kurumuş çamurlar mı var? Yani çıkmayacak mı bunlarla falan bilmem ne. O zaman kesinlikle benim tercihim bu yalnız. Altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle bisikletinize su falan değdirmeyin. Süngerle arkadaşlar. Bir kovanın içine sünger koyun. Süngerle temizleyin ki işte göbektir bilmem ne su kaçıp korozyona yani pasa sebep olmasın. Şimdi bunların haricinde de neler yapıyoruz? Nerede temizlik yapıyoruz arkadaşlar? Kapalı ortamda yapıyorsak bunu pas geçmeyeyim. Bu Würth'ün temizleme spreyinin içinde aerosol var. Bu yüzden bunu kapalı ortamda yapmamaya özen gösteririm. Şayet kapalı ortamda yapıyorsak da maske kullanmamız gerekiyor. Onun haricinde ellerimiz kirlenmesin diye bir adet bulaşık eldiveni veya ameliyat eldiveni de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi Würth'le önce zincirimizi temizleyeceğiz. Würth'ün genel temizleme balata spreyiyle zincirimiz üzerindeki kirleri akıtacağız.
Bu arada kirler nereye akacak? Kirler yere akacak arkadaşlar. Bunun altına şuraya kova da kullanabilirsiniz. Bana zor geliyor açıkçası orada kovayı tutmak. Onun yerine ne yapıyorum? Onun yerine yere bu naylon brandalardan seriyorum. Çünkü bu aerosollü olduğu için yere aktıktan sonra yağlar bir müddet sonra uçuyor. Daha sonra yağı, pardon, brandayı toplayıp komple atıyorum. Bu arada bu fırçayı da kullanacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bunun gördüğünüz gibi bir sprey bu. Herhangi bir zararı yok arkadaşlar. İstediğiniz gibi gönül rahatlığıyla istediğiniz şekilde sıkabilirsiniz arkadaşlar. Boyanıza herhangi bir şeye zarar vermiyor. Zincirimizi de kuru bir bezle üzerinde kalan artıkları alıyoruz. Gördüğünüz gibi zincirimizin üzerinde epey bir artık var. Bunları böyle güzelce kuruyana kadar alıyoruz. Bisikletimizin zincirini güzelce temizledikten sonra ön aktarıcıyı, arka aktarıcıyı güzelce temizledikten sonra artık zincirimizi yağlama işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Bunun için ne demiştim? Zefal'in kuru havalar için ürettiği dry loop, yani kuru yağlama zinciri yani kullanacağım. Bunu da hemen şu şekilde kısaca size göstereyim. Evet arkadaşlar ne yaptık? Bir güzel zincirimizi yağladık. Sonra ön aktarıcı dişleri ve arka ruble dişleri üzerinde vites attırarak yağın iyice dişler üzerinde de eşit olarak, homojen olarak dağılmasını sağladık. Evet arkadaşlar vidikırkla ne yapıyoruz? Vidikırkla aktarıcılardaki hareket etmesine istediğimiz hareket eden parçaları, mafsalları yağlıyoruz. Yalnız burada önemli bir konu var arkadaşlar. Şayet civataları yağlarsak vidikırkla civataların açılmasını kolaylaştırırız. O yüzden civataları genelde gresle yağlıyoruz ama tabi burada ben şimdi tek tek söküp civataları yağlamayacağım arkadaşlar size. Hareket etmesini istediğimiz parçaları yağlayacağız. Bunun için de bir örnek olarak ne? Mesela ön aktarıcıyı yağlıyorum. Ondan sonra arka aktarıcıda hareket eden noktaları yağlıyorum. Evet şöyle sildim. Ondan sonra mesela şurayı yağlayabiliriz. Clamp'lerimizi yağlayabiliriz arkadaşlar. Bunun gibi hareket etmesini istediğimiz parçaları yağlayacağız. Bundan sonraki aşamada ne var? Bundan sonraki aşamada en az 1 saat bisikletimizi bırakıyoruz kenara. Üzerindeki yağı emsin, akan aksın diye daha sonra temizliğine geçeceğiz birlikte. Evet, şimdi bu aşamada ne yapacağız arkadaşlar? Artık 1 saat 2 saat beklettik. Bisikletimizin üzerindeki koyduğumuz yağlar iyice aktı, süzüldü. Bisikletimizi temizlemeye geçebiliriz. Dediğim gibi bu tercih meselesi arkadaşlar. Genelde nemli bezle de silebilirsiniz. Çok kirliyse ıslak süngerle de, çok çamurluysa ıslak sünger yardımı da kullanabilirsiniz. Ama mümkün mertebe suyu çok yaklaştırmamaya çalışıyoruz. Benim tercihim dediğim gibi Dali'nin hijyenik mendilleri. Bunun için tabi illa Dali'nin olmasına gerek yok. Ben bunu niye kullanıyorum? Bunlar genelde bebek poposu için olduğu için pH'ları düşük oluyor. O yüzden bisikletin boyasına zarar vermediği için hijyenik mendilleri tercih ediyorum. Evet şimdi dilerseniz bisikletimizi temizlemeye geçelim.
Evet arkadaşlar, ne yaptık? Dediğim gibi bisikletimizi en son temizledikten sonra ara bakımı bitiriyoruz. Baştan şöyle bir özetleyecek olursak, önce bisikletimizin zincirinin yağını temizledik. Eski yağını temizledik üzerinden. Ardından zincirimizi yağladık. Hemen ardından hareketli parçaları, hareketli mafzalları, işte aktarıcı, ondan sonra sele kelepçesi, fren kolları gibi hareketli parçaları vidikırtla yağladık. Arkasından ne yaptık arkadaşlar? Arkasından bir saatlik falan kurumaya bıraktık. Yani üzerindeki yağın süzülmesini bekledik. Ondan sonra da ıslak mendillerle bisikletimizi güzelce temizledik. Ve 150-200 kilometrelik veya işte aylık, bunu artık kendiniz belirlersiniz, bisikletimizin ara bakımını tamamlamış olduk. Önümüzdeki videomuza kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar. Videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.